Merceklerde görüntü, arkadaşlar bir cismin görüntüsünün yerini bulurken aynı tümsek ayna ve çukur aynada olduğu gibi cismin ayağından merceğimize ışınlar yollayacağız. Şimdi burada da ne yapıyorum? Cismin ayağından merceğimize herhangi bir noktasına ışınlar yolladım. Ve yolladığımız bu ışınlar artık ne yaptı? Şu noktadan geçti diyelim. Artık bu ışınların asal ekseni kestiği nokta veya uzantılarının asal ekseni kestiği nokta bize neyi verecektir? Görüntünün yerini verecektir. Ve görüntünün yeri hesaplanırken aynı buradaki kırılan ışının yerini hesaplarmış gibi ne yapıyorduk biz? 1 bölü f eşittir. Gelen ışının merceğe olan uzaklığı ne kadardır? 1 bölü d cisim. Artı diyorum. Yine ne olacak? Kırılan ışının merceğe olan uzaklığı içinde 1 bölü D görüntüdür diyoruz. Ve buradan da 1 bölü F eşittir. 1 bölü DC artı 1 bölü D görüntü olarak çıktı diyebiliyoruz. Peki arkadaşlar biz buradaki görüntünün boyunu hesaplarken ne yapmamız gerekiyor? Boyunu da hesaplarken artık benzerlik kuracağız. Yani D cisim bölü D görüntünün direkt H cisim bölü H görüntüye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Peki eğer görüntü düz mü ters mi? Bunu nasıl belirleyebilirim? Onun için de diyorum ki, cismin baş kısmından asal eksene paralel bir ışın yolluyorum ve yolladığımız bu ışınların asal eksenden gelen paralel gelen ışınların odaktan geçmesi gerekiyor. Ve bu ışınlar da artık ne yaptı? Şu noktada baş kısmını zaten asal ekseni kestiği noktada da neyi oluşturduğunu söylemiştik, konumunu yani ayak kısmını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı cisimlerin merceklerdeki görüntülerinin yerlerini belirleyeceğim. Şimdi baş kısımlarından asal eksene paralel bir şekilde yolladığımız bu ışınlar nereden geçecekti arkadaşlar? Odaktan geçti. Şurası bizim için odak. Diyelim ki burası da 2 flik bir yer. Merkezimiz. Şimdi sonsuzda bulunan bir numaralı cismimiz için sonsuzda bulunan bir cismin görüntüsü artık odakta oluşacaktır. Yani burada bir üssülün görüntüsünün oluştuğunu söyleyebiliriz. Odaktaki bir cismin görüntüsü gerçek ve noktasaldır diyebiliyoruz artık. Sonra 2 numaradaki cisim merkezin dışındaki bir cismin görüntüsü odakla merkez arasında oluşuyordu. Odakla merkez arasında oluşturdum. 2 numaralı cismin görüntüsüdür diyorum. Bu görüntü ters oluştuğu Ters oluştuğu için bizim için gerçek bir görüntüdür. Ve bu görüntünün boyunun cismin boyundan daha küçük olduğunu söyleyebiliyoruz. Merkezden gelen bir ışın yine merkezden geçiyordu. O zaman bu cismin görüntüsü de yine merkezde oluşacaktır. O zaman 3 üssünün görüntüsünü de artık 2F'de çizdiğimi söyleyebilirim. Peki bu cismin görüntüsü için terstir. Ters olduğu için gerçek bir görüntüdür. Ve aradaki uzaklıklar eşit olduğu için ne olacak? Kendi boyundadır diyebiliyorum arkadaşlar. Peki eğer 2F ile F arasında bir cismimiz varsa... 2F ile F arasından gelen bir cismin görüntüsü merkezin dışında oluşacaktır. Çünkü odakla merkez arasından gelen ışınlar merkez dışından geçeceklerdir. Ve burada şimdi oranlama yaparken uzaklık artıyorsa boy değerinin de artması gerekiyor. O zaman buradaki 4 üssünün görüntünün boyunun cismin boyundan daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Görüntü bizim için ters oluştu. Ters oluşan görüntüler de bizim için gerçek görüntülerdi. Şimdi burada F'deki 5 numaralı cismin görüntüsü için ise odaktaki bir cismin görüntüsü sonsuzdadır sonsuzda bulunan bir cismin özelliği hakkında yorum yapamayacağız burada. Bir de odakla mercek arasında bir cismimiz varsa. Burada da 6 numaralı cisimden bahsediyoruz. 6 numaralı cismin görüntüsü ise ne olacaktır? Şurayı devam ettiriyorum. Cismin arkasında cismin arkasında ve cismin boyundan daha büyük bir boydadır diyebiliyorum. Aynı zamanda bu görüntü düzdür ve düz olduğu için de sanal bir görüntüdür diyebiliyoruz arkadaşlar. Zaten ince kenarlı merceklerde sanal bir görüntünün oluşturulduğu tek bir durum vardır. O da bizim için odakla mercek arasındaki olan durumlardır. Ve eğer cismini sen merceğe yaklaştıracak olursan görüntünün de küçülerek merceğe yaklaştığını söyleyebiliriz. Şöyle e, düşünebiliriz. 6 numaralı cisim tepe noktasına geldiğinde tepe noktasındaki bir cismin görüntüsü yeniden tepe noktasında oluşur. Ve o zaman bu cisim tepe noktasına geliyorsa görüntü de küçülerek tepe noktasına gelmek zorundadır diyebiliyorum. Yani ne oldu? Görüntü küçülerek merceğe yaklaşmıştır diyebiliyoruz. Kalın kenarlı mercekte görüntüyü nasıl oluşturacağız? Kalın kenarlı merceklerde arkadaşlar yine ne yapıyorum? Cismin görüntüsünün yerini bulabilmek için cismin ayağından bir ışın yolladım. Yolladığımız bu ışınlar ne yapacaktı? Uzantı şeklinde kırılıyordu. O zaman bu görüntünün oluştuğu yeri hesapladık ve diyorum ki şurası bizim için D cisim Şuradaki uzaklığa da diyelim ki D görüntü ve o zaman diyeceğiz ki 1 bölü F eşittir 1 bölü D cisim artı eksi diyeceğim ama normalde zaten bunun eksi olduğunu bilmemiz gerekiyor çünkü her türlü bu ışınlar ne yapacak uzantı şeklinde kırılacak ama siz bilinmeyenleri her zaman pozitif de alabilirsiniz çünkü bilinmeyenin pozitif alınması çıkan sonucun negatif çıkması anlamına gelecek ve eğer sonucun negatif çıkarsa bu cismin merceğin önünde oluştuğunu söyleyebilirsiniz o zaman. Şimdi arkadaşlar buradan D cismin yerini bulduk. Sonrasında baş kısmından yine asal eksene ışınlar yolladığımızı kabul edelim. Uzantıları odaktan gidecekti. O zaman baş kısmını da artık şu şekilde belirledim. Şimdi burada cismin boyu için h cisim, görüntünün boyu için de h görüntüdür diyoruz ve sonrasında da D cisim bölü D görüntü eşittir h cisim bölü h görüntüdür diyebiliriz arkadaşlar. Kalın kenarlı merceklerde aslında görüntüler biraz daha bence basit. Neden? Çünkü kesin ibarelerden bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar buradan yine baş kısımlarından cisimlerin ışınlar yolladım. Ve yolladığımız bu ışınlar uzantıları odaktan gidecek bir şekilde kırıldı. Ve artık ne olacak? A cisminin görüntüsü. Merceğe yakın olan bir cismin görüntüsü yine merceğe daha yakın olacaktır. Ve burada da B cisminin olduğunu kabul ediyorum. Bu da B cisminin görüntüsüdür. Kalın kenarlı merceklerde görüntü daima merceğin önünde. Odak ile mercek arasında oluşacaktır. Görüntü daima düzdür. Görüntü düz olduğu için sanal bir görüntüdür ve cismin boyundan daima daha küçüktür. Eğer cismi merceğe yaklaştıracak olursak, görüntünün de büyüyerek merceğe yaklaştığını söyleyebiliyoruz.